başladılar. Fındık pahalı olursa ne olurmuş? Amerika badem satarmış. Fındığın yerine çikolata, badem alırmış falan filan saçma sapan şeyler. Eğer fındık geçen sene TMO bunu 16 liradan 15 liradan alıp da 24 liraya satabildiyse bu ürün her sene para edebilecek durumda bir ürün. Ve depolanması da çok büyük bir avantaj sağladığı için Türkiye'nin fındığına, tarım ürünü olarak fındığa. Bu anlamda burada çözümü en kolay olan, yani Türkiye'deki zirai ürünlerde çözümü ve çiftçiyi koruma adına en avantajlı olan ürün fındık. Bunun değerlendirilmemesi, bu şekilde fiyat oynaklığına sebep olunması tamamen iktidarın kötü niyetinden kaynaklı ve dışarıya zamanında fındığı satın alabilmek için önceden alınan parayla ucuz fındık sözü verilmesinden kaynaklı bir olay. Bunların da ayrıntısını ciddi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bu piyasada nelerin döndüğünü, işte Ferrari diye bir firmanın Türkiye'de ne tür entrikalarla fındığı ucuza kapattığını, hepsini burada ortaya koymuş durumda. Söylenen şeyleri 10-15 sene öncesinden saçma sapan gelen bazı şeyler, insanların saçma gelen bazı şeyler daha sonra olduğu zaman bu kadarı da olmaz deniyor. Şu anda biz fındıkla ilgili şunu söylüyoruz, bu politika devam ederse Türkiye'de fındıkçılık biter sözünü söylüyoruz açık açık. Belki şey gelir insanlara, biraz saçma sapan gelir ama tütüncülük bitti bu ülkede, pamuk üretimi bitti. Ayçiçeği için Yunanistan'a her sene 2,5 milyar dolar para veriyoruz ve fındığın da bitmesi çok da uzak bir ihtimal değil bu şeylere göre, politikalara göre. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye büyüklüğünde bir alanı fındık ekim alanı olarak belirlemiş durumda. Bu anlamda bizim bu konuyu sürekli gündeme getirip yöneticilerin de Türkiye'de her sene 2,5-3 milyar dolar gelir getiren bir tarım ürününü de desteksiz bırakmaması gerekir. Ben geçen sene de olduğu gibi, geçen sene en azından erkenden taban fiyat açıklanmıştı, fındık fiyatı açıklanmıştı. Bu sene açıklanmamasına şuna bağlıyorum. Yani bir süre insanların dışarıya verdiği ucuz fındık kotasını doldurabilmek için bir süre tanıyacaklar. O sürenin sonunda zaten çiftçide, üreticide fındık kalmadıktan sonra fiyat yükselmiş, yükselmemiş, fiyat verilmiş pek de bir şeye yaramayacak. Sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındıkla ilgili bir altyapısı olmayan bir kurumun fındık almasının da çok ciddi sakıncaları var. Özellikle işte randıman yapılmasında, depolanmasında, işte çiftçiye olan davranışlarında, alım politikasında ciddi olarak sıkıntılar yaşıyorlar üreticiler. Umarım bu sene bu tür uygulamalar yapılmaz. Ve Tarım Bakanı herhalde Ordu'da inşallah düzgün bir 25 liranın altında olmamak üzere bir alım politikası ile ilgili bir fiyat belirlerler ve insanların da bu tedirginliği ortadan kalkar. Evet, ben hepinize teşekkür ediyorum. Daha başka konularda, daha başka zamanlarda gene bir araya geliriz. Sizlerin soruları varsa onları da alabiliriz.